filmleri konu olabilecek hayat mücadelesiyle yüzlerce insana umut olmaya devam eden Ayşe Tükrükçü'nün gerçekleştirmek istediği bir hayali daha varmış. Bir rehabilitasyon merkezi açarak gerekli eğitimcilerin ve ruh sağlığı uzmanlarının eşliğinde sokaktaki insanları iyileştirmek, yardımcı olmak istiyor. Ona hayatında ve hayallerinde destek olarak başarılar diliyoruz. Bence muazzam bir hikaye. Ve bunlar olmasın diye bunca şey olurken her şeyi tersine çevirip bir de benzer şeyler yaşayan başka insanlara, kadın erkek, ışık olmaya çalışan, el uzatan, evet senin deyiminle dal uzatan bir kadın. Evet Melek, sen tabii aksine sevgi dolu ve güvenli bir aile ortamında büyüdün. Geleceğini belirleyen şeylerden, çok baştakilerden biri değil mi? Başat bir şey bu. Bu iyi, tabii, mutlu bir ailede büyümek. Tabii. Paradan bahsetmiyoruz, geniş maddi imkanlardan bahsetmiyoruz. Sevgiden bahsediyoruz. Dünyanın en az, en zor bulunan ve pahalı olmayan şeyi. Evet. Yani o kadar şanslı hissediyorum ki kendimi. Mesela annemle babam çalışıyorlardı. Ben kardeşimi büyüttüm. Ama mevzu annen gelip saçını okşayıp sana sarıldığında hissettiğin o sıcaklık ve gerçek sevgi. Yani ya da babamın mesela şeyi hatırlarım, çok görmezdim. Beni kucağına oturturdu bir yere giderken, sakallarıyla böyle saçlarımı tarardı. O mesela çocukluğumdan hatırladığım en çok hoşuma giden şeylerden biri. Her kız çocuğunun babası onun için böyle dünyanın en yakışıklı adamıdır falan ya. Uyumuş numarası yapardım babam beni kucağına alıp götürsün diye. Yani Can Yücel, Can Yücel de hastalanmış numarası yaparmış babasını görebilmek için. Hasan Ali Yücel'i eve getirebilmek için. Çünkü Milli Eğitim Bakanı o sırada. Evet, sen devam et. Yani böyle bir ailem vardı ve her noktasında bana çok inandılar. Küçücük çocuktum, yani 7-8 yaşındaydım. Bana evi bırakıp gidiyorlardı. Bu büyük bir inanç. Gerçekten büyük bir cesaret. Ben şu an düşünemiyorum 7-8 yaşındaki küçük kızımı. 5 yaşındaki, 4 yaşındaki oğlumla evde bırakabileceğime asla inanmıyorum. Hani bu çok büyük bir güç. Cesaret. Mecburiyetten kesinlikle. Fakirlik. Çalışmaları gerekiyordu. Olması gerekiyordu. Ha ben de o yüzden de böyle bir insan oldum. Asla bu bana şey olmadı mesela. Geriye baktığımda tamam çocuk olmadığımı hissediyorum. Sektör bir şey olmadı. Ya çocuk olmadığım çok uzun bir dönem oldu. Mesela ben üniversiteye gittiğimde çocuk gibiydim. Böyle parkı falan gördüğümde parka koşarak gidip sallanmak, kaydıraktan kaymak istiyordum. Melek galiba mesele şey değil. Anneyle babayla ne kadar zaman geçirdiğin değil de geçirdiğin zamanın niteliği, onların sevgisinden kaynaklanan bir güven duygusu, kendine güven. Bunlar çok önemli.